başta Munzur Havzası olmak üzere pek çok ekosistemi barındırıyor. Burada yapılan çalışmalarda tespit edilmiş 2000'e yakın bitki türü var. Bunların neredeyse %20'si endemik. Hollanda'dan daha fazla bitki türü ihtiva ediyor Dersim Havzası. İngiltere'ye de eşdeğer sayıda. Yine Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarını Koruma Sözleşmesi, Bern Sözleşmesi'ne göre kesin koruma altında bulunan pek çok fauna türü var. İşte yaban kedisi, çengel boynuzlu dağ kedisi, boz ayı, kurt, vaşak gibi türler. Yine bölgede dünyada neslinin tükendiği sanılan Anadolu parsının yaşadığına dair işaretler de var. İşte Munzur ekosisteminin temel kaynak değeri Munzur ırmağında habitat bulan endemik bir alabalık türü var yine bölgede. Bu kadar önemli bir ekolojik saha, işte orman ekosistemi, akarsu ekosistemi, mera ekosistemi, kaya ekosistemi, bozkır ekosistemini içeren bu bölge Dünya Kültür Mirası listesinde yer alması gerekirken maalesef sahaya dönük 145 tane madencilik projesi söz konusu. Özellikle maden kanunu çerçevesinde projelendirilmiş 145 tane proje var. Biz tabii hukuksal süreçlerini takip ediyoruz bunların. Belirtmek gerekirse bu bölgeye yönelik işte bizim Tunceli kesimine yönelik projeler dışında etraf illerde geniş Dersim sahasında Erzincan'da, Elazığ'da, işte Bingöl'de, Adıyaman'da, Malatya'da da pek çok proje var. Bunlar da maalesef Munzur ekosisteminin de içerisinde bulunduğu Fırat ekosistemini ağır şekilde zararlandırıyor. En son işte İliç'te, Erzincan İliç'te, Çöpler bölgesinde işte siyanür liçi kullanılarak, sülfürik asit kullanılarak altın üretimi yapılan tesiste maalesef 20 ton siyanür solüsyonu toprağa karıştı. Bunun neticesinde ciddi olumsuzluklar meydana geldi. Bu bölge Fırat ekosisteminin temel kaynak değerlerini barındırıyor. Şimdi Fırat Türkiye'nin en büyük su toplama havzasına sahip nehri. Yani Fırat'ın temel kaynakları ya Dersim'den doğar işte ya da burada birleşir. Dersim sınırlarında burada. Dolayısıyla bu havzanın korunmaması Fırat ekosisteminin yok olmasına, dünya ölçeğinde bir sahanın yok olmasına sebebiyet verir. Fırat'ın ne kadarlık bir sahayı beslediği biliniyor. Dünyada temiz su kaynakları neredeyse yok olmak üzere. Türkiye için de geçerli bu. Türkiye'de temiz akan akarsular maalesef neredeyse yok olmuş durumda. Son korunması gereken saha işte bizim Tunceli, Bingöl, Erzincan dağları maalesef maden projeleriyle neredeyse yok edilmek isteniyor. Yani bu akılla, bilimle, vicdanla bağdaşabilir bir durum değil. Yani su hayatın temeli, su ekosistemin temeli, insanın yaşamının temeli, doğadaki bütün döngünün temeli. Siz suyu madenlerle zehirlerseniz bütün bir yaşamı yok edersiniz. Yani böyle değerlendirmek gerekiyor. Bu bakımdan bu maden projelerine karşı çok daha güçlü bir karşı duruş sergilenmesi, tüm duyarlı insanların, her kesimin duyarlı bir tutum takınması gerekiyor. En son işte Bingöl'de Peri Havzası'nda Adaklı ve Kiğı ilçelerini ekosistemini etkileyecek işte kurşun, çinko, gümüş madencilik projesi için ÇED olumlu kararı verildi. Geçen 11 Ağustos'ta oradaki kurumlarla birlikte bir basın açıklaması gerçekleştirdik ve Peri Havzası'nın zaten 6'sı baraj tipi, 9 tane HES de yok edildiğini, bu maden projelerinin yapılması halinde havzanın tamamen yok olacağını belirttik. Buradan tekrar şunu vurgulamak istiyoruz. Dünya ölçeğinde bir ekosistem, Fırat ekosistemi, Munzur ekosistemi, Peri ekosistemi bu şekilde devam edilirse bütün bir canlı yaşamı yok edilecek. Madencilik projelerinde alınması gereken çeşitli idari kararlar var. Bunlardan bir tanesi de 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 10. maddesi gereğince ÇED kararı. ÇED kararı olmadan, ÇED gerekli değildir veya ÇED olumlu kararı olmadan madencilik projeleri zaten yürütülemez. Biz o projelerin aşamalarını takip ediyoruz. Kararlar çıktıkça da zaten idari yargıya götürüp davalar açıyoruz. Munzur Havzası'na dönük 43.080.87 hektarlık bir sahada yürütülmek istenilen 4. grup. Altın,
bakır, gümüş, molibden projesi ne yürüten şirket, uluslararası bir şirket, fakat Türkiye ortağı da var. Aynı şekilde bölgemize dönük projelerin, özellikle işte dördüncü grup projelerin tümüne yakını dışarıdan şirketlerin diyebileceğimiz projeler. Yani hedef Dersim'in kültürel ve doğal mirası. Bunu çok net ifade etmek isterim. Biz de Dersimler olarak bu bilinçte bu projelere karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bunu açıkça belirtelim. Dersim insanlık tarihinde özgün bir saha. Yani egemenlere karşı sürekli olarak dik durmuş, işte kendi kültürünü korumuş, tarihten örneklerle Pir Sultan gibi, Seyit Rıza gibi değerleri olan bir alan burası. Dolayısıyla bu projelerin aslında hedefinde bir noktada bölgeye yönelik bu sürecin geçmişten beri yürütülen kırımın, işte kültürel kırımın, eko kırımın, soykırımın devamı yaklaşımı var. Biz böyle bakıyoruz. Aksi ne olursa olsun şunu net olarak belirtelim. Dersim halkı değerlerini sonuna kadar koruyacak. Yani kurumlarla birlikte. Çünkü burada gerçekten insanlık tarihine yaslanmış bir kültürel inanç, gelenek var. Yani işte bizim akarsularımız kutsal, yüksek dağ zirvelerimiz kutsal, ağaçlarımız kutsal, tabiattaki cümle, börtü böcek canlı kutsal. Bu kadar özgün bir kültürel miras alanına yönelik her türlü projeye Dersim halkı sonuna kadar direnir, mücadele eder, edecektir, etti de, bunu da belirtelim. Özellikle şunu ben vurgulamak istiyorum, dünyada Dersim gibi özgün alanlar son derece az. Yani hem kültürel miras hem ekolojik miras olarak değerlendirilebilecek alanlar son derece az. Burası gerçekten de yarınlarda insanlığa ilham verecek bir alan olarak değerlendirilecek, öyle düşünüyorum ben yani. Şimdi ekoloji mücadelesi çevre mücadelesi olarak algılanmamalı. O çok yanlış bir değerlendirme olur. Ekoloji mücadelesi yaşam hakkı mücadelesi. Yani şimdi temiz su kaynaklarının yok olduğunu düşünün. Sizin yaşamınızı doğrudan ilgilendiren bir mesele su. Su yoksa hayat olmaz. Sadece kendi açınızdan bakarsanız. Ama bir bütün olarak yani yediğiniz, içtiğiniz her şey işte su, toprak, hava olguları üzerinden şekilleniyor. Bunları korumazsanız yani sadece tabiattaki işte flora, fauna yapısı değil, bütün bir geleceğinizi de, insan neslinin geleceğini de yok etmiş olursunuz yani. Yani siz bedeninize dönük bir saldırı olduğunda nasıl refleks gösterip meşru savunma yapıyorsanız, akarsulara, toprağa, havaya, dağlara, taşlara, cümle canlıya yönelik her saldırıyı kendinize yapılmış gibi değerlendirip yek vücut şekilde mücadele etmelisiniz. Yani burada herkesin, tüm duyarlı kesimlerin yan yana gelip toprağını, suyunu, havasını savunması lazım. Yani bu hani liberal anlamda biz işte efendim çevreciyiz, çevreyi savunuyoruz durumu değil. Hayatı savunuyoruz yani bir bütün olarak. Bütün bir yaşamı savunuyoruz yani. Onun için herkesin, tüm duyarlı kesimlerin bir araya gelmesi lazım. Çok geç. Bakın Türkiye'de neredeyse temiz akan akarsu kalmadı. İşte batıdaki akarsulara bakın. Büyük Menderes'e bakın, Küçük Menderes'e bakın, Bakırçay'a bakın, Bursa'dan Nilüfer Çayı'na bakın, Ergene Çayı'na bakın, Edirne bölgesinde, Karadeniz'deki akarsulara bakın. Pek çok çay maalesef artık kirli şekilde akıyor. Yani bu havzaların tamamı yok olmuş. Geriye ender olarak kalan bu bölge. Dolayısıyla bölgedeki akarsuları da korumalıyız. Yani maden projeleriyle buraya gelirseniz bu bütün bir insanlık tarihine yönelik saldırı olarak değerlendirilir.